Herkese merhabalar arkadaşlar. Mustafa Bey YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere vize yapıp paylaşmak istedim. Ve gereken malzemelerimizi sayalım. 5 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su, yarım su bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket küçük paket mayamız var. Yapımına geçelim. Öncelikle hamurumuzun ortasını havuç şeklinde açalım. Malzemelerimizi içine ilave edelim. Suyumuzu azar azar dökerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Suyumuzu azar azar ilave edip toparlanıncaya kadar yoğurma işlemine devam edelim. Çabucak toparlanıyor. Çok güzel toparlandı hamurumuz şu anda. Sizlere gösterebilirim. Beş dakika kadar yoğurma işlemine devam edelim. Elimizde hiç hamur kalmadı şu anda. Bakın arkadaşlar, leğenimiz tertemiz oldu. Hiç hamur bulaşığı falan yok. Çok güzel oldu. Böyle yaparsanız çok temiz oluyor. Hiçbir şey yok. Hamur bulaşıyor falan.
güzelce böyle leğenimize hafifçe yayalım. Ağzını kapatıp oda sıcaklığında, eviniz sıcaksa bir saat öyle örtmeden dinlendirebilirsiniz. Bizim evimiz sobalı olduğu için ben üstünü bir bezle saracağım. Yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya hamurumuzu bırakalım. Ve pizzamızın yapımında sizlere mayalanıcı gösterelim. Evet arkadaşlar, hamurumuzun mayası geldi şu anda. Pizza yapımına başlayalım, devam edelim. Bizim sürpriz konuk geldi. Sürpriz konuklarımız var. Anavol Finans ve Elmas'ın Hayatı YouTube kanalı şeyler burada. Yavaş yavaş, öyle hızlı çalıyor. Buradan görsün insanlar. Beni ziyarete gelmiş kardeşim. Elmas Hanım da bugün... Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza, mutfağımıza. Pizza yapmaya başlayalım. Ablamın hamuru çok güzel gelmiş. Şöyle bir tel tel oluşuna bir bakın. Abla elinden bir şey istesin. Görsün. Getir buraya, yaklaştır. Yavaş yavaş yavaş. Şimdi nasıl resim çekiyor? Bu ikinci karıştırış ablamın. Bir de ben görmüştüm karıştırdığını. Mayalı iki kere geldi yani. Şimdi hamurumuzu tezgaha alalım. Ben de şöyle tepsilerimizi ablam yağlı kağıt sermiş. Fazlalıklarını kestim arkadaşlar. Mutfak makasımız ile. Çünkü yağlı kağıt yandığı zaman fırında güzel olmuyor. Hem de pizzanın üzerine dökülüyor. 3 tepsi anca olur herhalde. Müdürümüzü çıkaralım biraz. Buzlukta mı? Buzlukta. Şurada. Ha, tamam. Furkan, beni de çekiyor. Bugün sürpriz geldik ablama. Bakalım ne yapıyor, ne ediyor diye. Onda pizza yaparken yakaladık. Pizza yaparken de başını çekmiş bunlar. Yeni kanal açtılar. Devamlı da biz de beraber çeksin diye. Aslında hayatı. Hep beraber bir video çekip bu Mustafa ve Selpil'in hayatında paylaşalım diye dedik. Ablam şimdi başladı gördüğünüz gibi. Hamurumuzu biraz havasını alalım. Yapışıyoruz onunla. Nasıl yapıyorsun abla, güzel mi? Heyecan yok. Heyecan ablam var. Ablam çok heyecanlanıyor arkadaşlar. Daha ilk defa kamera karşısına geçiyor. O yüzden biraz heyecanlı. Elmas sen daha tecrübelisin. Sen de ablama biraz yardımcı ol ki. Yani ben de, iş olarak değil, konuşma olarak da. Anladın? Şimdi ablam hamurunu kesiyor. Soru cevap şeklinde falan konuşursunuz. Daha o zaman öyledir. Allah'ım 4 tane olur herhalde. 4 tepsi mi yapacağım? 4 olur. Tamam. Hacı ablam olaydı be. Nasıl konuşuyordu bu arkadaşlar da şimdi. Hamurumuz Hacı ablamın hepinize selamı var arkadaşlar. Kendisi evin arası çok uzak olduğu için gelmek istemedi. O yüzden annemi getiremedik. Biz kendimiz yürüyerek geldik, telefon açtık, söyledik. Ablamla onun evin arası da bizimkinden daha fazla uzak. O yüzden annem dedi ben gelemem 60 yaşından sonra yürüyemiyorum dedi. Biz de Elmas'ına çıktık, daha bugün buradan da esti, bu tarafa geldik. Şu şekilde ablam bezilerini tuttu. Bazı yerlerde bezi diyorlar, bazılarında bazı diyorlar. Bizim burada bazı diyoruz arkadaşlar. Abla, hani bezi diyor. Onların leğenini getirdiği içine koy mu? Kapağını getirir mi? Oradan getir. Hem senin ayağına dolaşmaz. Ha. Biraz şöyle unutalım mı? Yapışık olsun. Ablamı görüyorsunuz arkadaşlar. Annesi gibi tecrübeli. Bir an sen bana. Tam bir mutlak kadını bunlar var ya. Tam Osmanlı kadını bunlar. Hepsi. Allah razı olsun bunlar var ya. Tepsimize göre açalım hamurumuzu. Şöyle pizzamızın
Üst malzemelerini de bir say Serpil abla. Yaklaş Furkan. Mantarımız, sucuğumuz, yeşil biberimiz, domatesimiz ve mısırımız var. Sosu için? Sos yapmayacak. İstemiyor Furkan. Tamam, sosunu yapmayacakmış arkadaşlar. Çünkü istemiyor, sevmiyor. Sizler istiyorsanız eğer yapabilirsiniz evinizde. Domates sosu, iki adet son kuru soğan doğrayarak. Şey, ne oldu Fermaz? Bilmiyorum ki. Dur bir bakalım. Şöyle iyileştirelim. Kenan onu şöyle gidelim. Ellerimi yıkayıp. Bir de ben açayım, nasıl açılıyormuş bu? Ha, bak, böyle olacak zaten. Hamur. İlk olarak da pizza hamurunu pişiriyorlarmış arkadaşlar ama ben pişirmeden yapıyorum. Çünkü tamam. Gayet güzel pişiyor zaten. Korurken de pişirip onu yaptım ama. Çatalla delmemişsin ben geçen. Ablam deliyor bakın. Bir şey yok mu abla? Elma sarışık. Elimi sileyim bir de ben hamur açacağım. Ellerimi yıkadım. Hamur böyle daha iyi pişiyor. Hey, hava alıyormuş. Ben yapmasaydım bayağı yorum gelmiş. Pizza tepsileri varmış da benim onlardan olmadığı için altları delikli. Meydanemizi aldık. İstesek alırız da pek kullanışlı olmuyor mu bilmiyorum. He. Bizim fırın tepsilerimiz var, soba tepsilerimiz. Nasıl? Şöyle. Bunları kullanıyoruz. Eğer modern derseniz borcamlarımız da var. Şuradan hamurlarımız da vermesi nasıl açıyor? Bir tane açayım bakalım. Deneme yapalım. Nasıl olacak? Ben sana unlayayım da eline yapışmasın. Sen bu unla. O kadar da biliyordum, oraya da atardım onu. Üstünü unlayayım. Tamam. Geç. Bir mutfakta üç tane şef olunca iyi olmuyormuş Furkan. Hep birbirimize tavuşuyor. Furkan yakın çektiği için. Biraz uzaktan çekse daha hepimizi alır. O da tam net gösteriyor. Güzel aslında. Şeylerini okuyalım. Serkan dur ablam şunu bir yapsın bir tanesini. Tamam yavrum. Ondan sonra seni açmaya devam et. Abla. Önce bence domatesini koy. Suyu çıksın en azından. Taban kısmına. İşine karışmış gibi olmayacak mı? Daha benim elim ayağıma dolaşıyor. Ama sen de şöyle girsen aslında videoya. Ben de ablamın şişesine karışmayayım. Yok karışma. Bir adım daha atarsan kamerada çıkarsın sen de. Ha? Şimdi ikinizin ortasında. Kilolu mu çıkıyor? Kilo. Başa bela. Telefon kilolu çıkıyor seni ya onunla. He. Sen normalde sahipsin. He. Bir de bu aralar benim ağrıyor arkadaşlar. Korse takıyorum. Gerçekten kilolu gösteriyor. Normalde yüzüm o kadar kilolu. Ama biz bir şey unuttuk. Ne? Peynirimizi rendelemedik. Ha kaşar. Ben rendeleyeyim çıkarsın. Dolapta. Dur ben vereyim ona da. Bir Serkan. Rendelenirdi. Serkan enişte yeni poşetinden almış gelmiş. Bu şeyden değilmiş. İşte bak hadi. Doğranmış mı? Doğranmamış. Böyleymiş o da. Hadi. Ondan almış. Daha iyiymiş. Ya nasıl tabak al orada? Ondan da biraz rendele. Unuttuk onu. Bu bunu eniştem almış arkadaşlar. Organik galiba. Organik kaşar. Köy kaşarıymış bu. Köy kaşarıymış. Şöyle bir gösterelim izleyicilerimize. Ablam yaparken ben de hemen rendeleyip bir tane tabak alayım. Şurada mıydı tabak? Altına koyacaktı da unuttuk. Daha iyi üstte de bile olmaz. Bir şey olmaz. Aralarını atın. Şöyle de olabilir abla. Tamam, olabilir aralarına. Hem top top gitmez. Ama öyle de fırına batıyor. Sizin temizleri. Serkan sen neyi istiyorsun? Ben sucuk, domates, biber. Sade. Başka bir şey istemiyorum. Tamam. Mısırınmış, mantarınmış. Ben de biraz da peynir. Pizzada en çok mantar seviyorum Serkan abla. Niyeyse. Sadece mantarı ben sade pişirince seviyorum. Mantarlı yap o zaman kendine. Biz ikimiz ondan yiyelim. Yok pizzada en çok mantarı seviyorum. Ben de mısırı sevmiyorum pizzada. Hiç sevmiyorum. En çok mısır da iyi oluyor. Mısır nasıl koyalım? Ben de şeyim. Ona karşıyım. Hafif koyalım mısırını. En maske sevmiyorum. Yeterli mi tepsiye? Geçen bizimkine hep mısır doldurmuşlar.
Mantarsız mı o? Mantarsız. Bitti o zaman. Şey, peynir bitti mi? Dur bir şey. Yo, daha olmadı ona. Oradaki diyor. Ha. O az bir parça varmış, ben onu yapıyorum şimdi. Sen istersen peynirini bir yap. Şöyle bolca koyalım. Pizzamızı görüyorsunuz arkadaşlar, çok güzel. Ablam yapıyor, ellerine sağlık. Deseni filan çok güzel oldu. Size de yapmanızı tavsiye ederiz. İnşallah yaptığınızda beğenirsiniz. İnşallah. Sizin sayenizde ablam gülün kanalı da biraz büyür arkadaşlar. İnşallah destek olursanız seviniriz. Tamam. Bu kaşarın kilosu ne kadar? 25 almış. Işte. Bana yardımcı olun büyük aşçılar. Şu tepsiye göre yavaş yavaş. Şu şekilde. Yavaş, çok basma. Her ürünü yavaş sen yavaş kes. Sen kendi yiyorsun abla, kendi yaptığı pizza. Şu şuralar mı? Sen ayarla. Bunu şöyle yap. Şuraya yavaş yavaş. O yüksek illerine yavaş yavaş bas. Yapıyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Serkan, küçükken fırıncıda çalışıyor. Anlatsana Serkan. Ben ekmek yapıyorum. Yani. Tamam. Bunları yapmıyorum. Meyvelerle fırında. Fırında tamamen el. Taş fırın olduğu için şimdiki gibi elektrikli fırın değildi. Onu usta kendi yapardı. Biz bilemezdik ki. Bak şurasına biraz bas. 14 yaşında mı neydik? Küçüktük. Küçüğürük. Ayhan gibiymiş. Yani. O yaz tatilinde fırında çalışırdık. Evime ekmek götürürdün herhalde. Günlük 5 ekmek verirlerdi. 70 günde para verirlerdi. Karşılığını verirlerdi. Annem gelin yemesine yitiyordu. Merdaneyi bir sıkıldın Serkan. Kaçacak merdaneyle. Merdane kaçmam. Ben iki parmağım var. Çok basınca eziyor ama bunu. Elim büyük. Elmez hanım bak. Sırrı burada. Merdane senden kokmuş gibi duruyor da onun için. Merdane'den kokmaz. Yeterli mi acaba tepsiye o? Yetebilir. Benim kocama koy istersen. Kemal Sunan'ın yaptığı ekmek gibi. Biraz dur ben onu biraz güzel diyeyim onu. Usta başka bak görüyor musun? Usta başka. Fırında da öyle. Ablam yıllar ekmekçisi. Ya. Fırında da usta vardı, elini alırdı hamuru. Sizinki gibi bezeler olurdu. Getirirdi gönlü Elmas. Abla o büyük beziydi biliyor musun? Onu istersen şuna yap, şu küçük bezi bak. Çekerim buradan. 3000, 4000 tane ekmek çıkardı. Abla bunu var ya tek tek elinde usta bir kişi yapardı. Pasa dedik biz. Pasaların önüne getirirdi. Onu iyileştirelim. Ekmek şeklini verirdi böyle. Bundan sonra pişirirlerdi. Şimdi çok kolay, şimdi makine kesiyor, yapıyor. Fırına sürüyorlar, tamam. Gördün mü? Tamam mı? Büyükmüş. Tamam. Şu bezi küçüğü, doğru olan. Peynir hazır mı? Hı, hazır. Şunu alın. Zeytini yapadırım mı? Ben heyecanlanıyorum, şey unutuyorum bunu. Bazım ya heyecanlanıyorum. Heyecan, bu biz heyecan var. Yüzünden hiçbir yere çıkamıyorum ben. Tamam, o ilk videoda öyle olur da zamanla alışırsın. Çatalından delik açma. Adını bile söyleyemiyorum var biliyor musun kamera açılınca? Kendi benim adını söyleyemiyorum da. Sen orada bir tabak verir. Elmas beni sürekli çekiyor ama herkes bana yorum yapıyor, konuşmuyor diye. Ben kamerayı açtılar mı değişik oluyor. Donuyor. Donuyor, konuşamıyor. Format istiyor ablam kamerayı açınca. Heyecan basıyor. Elmas'ınkinde de hiçbir tane konuşamıyorum ben. Konuşursun abla, alışırsın. Ablama gizli çekim yapacak. İşte diyor zaten. Kamerayı bir kapatsam diyor, bir baksalar konuşmuyor yani. Sen babama çekmişsin o zaman konuş. Sen diyor kameraya konuşmam. Bir diyor kapatsam da bir diyor gizli kamerayla çeksem diyor. Annem de diyor geçen babama. Babam diyor ki ne söyleyeyim diyor. Selam gönder diyor. Ne diyeyim sen saldın ya diyor.
Konuşma. Yo yo ya ben diyor konuşma. Neyi sevmiyorsun lan diyor kamera kasmana kapatsın bak diyor şöyle diyor. Nasıl sevmiyorsun sen diyor. Ben babama çekmişsin galiba. Sen de onun gibi işlemine mi diyor şimdi diyor kameraya kafa diyor. İşte yine bir şey diyor dövüşüyor zaten. Konuşmuyor diyor bana. Her evde oluyor demek ki. Dövüşsüz ev mi olur ya? Bazen ben dövüşür derken tadında. Tuzlu biber yiyebileyim. Tartışacaksın, dövüşeceksin. Değil mi? Kuşacaksın, girip barışacaksın. Tuzlu biberiymiş onlar. Yok. Peygamber Efendimiz bile diyor. Mutlu evde dövüş olurmuş. İşte yine biz dövüşecek mi yaşayacak? Kusturduk ondan sonra bir şey ister. Ya kus et. Küsülme orta geldi ya. Onlar oluyor her yerde. Bugün orucun 11 günü mü? 12. günü mü? Benim orucumdan kaç günde ne olduğunu haberim 11 mi? Bugün. 10 mu 11? 11. 11 yıl. Ya dün 10 oldu. Bugün 11. Sanki dün başlamış gibiyiz arkadaşlar. Evet. Ramazan şerifi o kadar bereketli ki. Buna her şeyden koyuyorum benim aslında. Vallahi istediğini yap. Bakalım bir de benim şişelerim. Rabbim öyle yani. Soframızı şenlendiriyor ki evimizde hiçbir çok şey şükür, yok gibi. Çok şükür, çok şükür. Ağlı bize. Buzdolabımıza inan koyacak bir şey yer kalmıyor Ramazan şerif geldiği zaman. Ben evet. Onu fark ediyorum valla. Ben de. Normalde ne pişirsem diyeceğim. Akşama doğru soğan doluyor. Sen yaşlandıkça. Yaşlar yok kardeşim ben annemle oldum. Annem gibi babaanne oldum diyeceğim. Annemle oldum. Hepsi ne oldu anne? Yaşlar yok sene geçtikçe. Furkan daha iyi oldu. Kızımız erkenden gittiği için. Bu arada kameramanımız da Furkan. Profesyonel Furkan da bir selam de, bir merhaba de izleyicilerimize. Furkan benim oğlumuz. İyi ki geldiniz, bana yardım ediyorsunuz. Ben videoyu nasıl çekeceğim diye düşünüyordum. Teller basıyor değil. Konuşamıyorum. Enişten çiğnen ağlıyor, hiç bir tane konuşmuyor benden. Karşımda. Ben de o tuttum, susup kalıyorum öyle. Sen de hamuru açar tepsiye koyardın, kendin yap anlat bakayım, geç sen yapmış gibi, çekeyim ben seni diye. Herkes diyor, yapan anasının anında öğrenmedi diyor. Olur ya sırayla, yavaş yavaş öğrenirsin, yaparsın. İnşallah, destek olursanız İnşallah. Çok sevinirim. Bizim sevgilerimiz size de gelir, size de destek verirler. İnşallah. O kadar değerli insanlar var ki aralarından hepsi geleceğine eminim. Onlara tek tek teşekkür ediyorum. Bizden de sevgiler, selamlar hepsine. İki şef, bir usta değil geçen buradayım. Onunkine biz biber koyalım, olacak. Benimkine pul biber attım, ben acılığı seviyorum. Değişik değişik pizzalar yapıyor size. Mısır, zeytin, beytin yeme. O ne onun ismi? Oraya çıkar. Bir daha bir şey oldu. Ha, mantar. Bir daha bir şey var değil mi? Tamam bitir. Benimki domates, şimdi biber, sucuk olacak. Sucuğu da koyamaz onu. Sen koy, ben kaşar rendeleyim. Tamam. Yerindeymişken rendeleyim. İnşallah yapabilirim bu işi Elmas. Yapan ya, yetenek var sende. Yok. Ablamın yemekler çok lezzetli olur. Bugün heyecandan birbirine karıştırıyor ama. Ya o ilk zamanlar olur. Alışır. İnşallah.
Eniştene destek olmak için. Enişteme desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. İşte valizini hazırladı, öbür tarafta duruyor çantası. Eniştem çalışıyor ama şu an çalışamıyor. Trafik kazası geçirdi 5 kişi. Yanında amcasının oğlu öldü. Diğeri dayısının oğlu feş kaldı. Eniştem de Allah işi 2-3 kişinin eniştem de kurtuldu. Kaburgalar kırık. Gözümde %95 biri görmüyor arkadaşlar. 2 tane kanama var, durdurulmamış hali. O yüzden enişteme çalıştığı yerde telefon açmış, işe gelme, o şekilde çalıştıramayız diye. O yüzden eniştem şu anda çalışamıyor. Ablam da ona destek amaçlı bu kanalı açtık. Sizin i̇şte sayenizde, abi, sizin de Allah'ın izniyle de bu kanalı büyütmek istiyoruz. Çünkü 3-5 kuruş bunları da kazanmalarını istiyoruz. Çünkü bu evinde geçinmesi lazım. Çalışan olmayınca neden geçinecek? Böyle bir karar aldı. Bu kanalı büyütmek istiyoruz Allah'ın izniyle. Sonra da sizlerin desteğiyle. İnşallah siz de destek olursunuz. Tamam, benimkine fazla atmayın. Tamam. Yeter var bana. Şunu da ötekine yapalım, tamam. Üstüne ben günün az daha pul ver. O zaman yanar Serkan. Ne yanar? Kaşarların yanıp görünür. Ne alakası var? Pizzalarımız 200 derece fırın ateşinde pişirelim. Piştikten sonra size gösterelim. Alt üst. Alt üst. İkisi de bir şey ayarda. Pizzamız pişti şu anda arkadaşlar. İftar yaklaşıyor. Az kaldı vaktimiz. Ekmeğimiz alındı. Çorbamız pişti. Çorbamız ne çorbası Serplap'la? Mercimek çorbası. Daha açmadık da. Kesip gösterebiliriz pizzamızı. Çorbamızı da gösterdik arkadaşlar ama havası alınmadı daha düdüklümüzün. Burası çok mu pişirmiş? Altı falan çok güzel kızarmış. Şöyle hamurunu bir göster abla elinde. Şöyle bir pizzamızı. Pizzamız böyle oldu arkadaşlar. Evet. Çok güzel görünüyor. Bunlar da Serkan pizzayı fazla sevmiyor değerli izleyicilerimiz. Ablası ona özel yaptı bunu. Şöyle altında da mangallık kanat butlar. Pizzanın diğeri burada. Fırında. Şöyle fırınımızı bir açalım. Bir tanesi de burada pişiyor. O da pişmiş abla, fazla kurutma istersen. Ama biraz kuru gibi olmuş. Hı-hı. Diğer bir tanesi de burada. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Kanalımıza destek olursanız sevinirim. Hepinize selamlar olsun. İyi akşamlar. Kanalımızda kalın. Hoşça kalın.